Arkadaşlar merhaba. Makine Teknisyeni kanalımıza hoş geldiniz. Zaten söylediğim gibi sizin yorumlarınız sıradaki videoları şekillendirecektir diye söylemiştim. Arkadaşlar gelen yorumlar doğrultusunda bu overlock makinesini şu şeyi gösterelim. Mo 6700 6706 serisi. Şimdi bunun üzerinden gidelim. Genelde bütün overlocklar hemen hemen aynıdır ama kalın işte atlama yaptığını söylemiş bir takipçimiz. O kalın işlerde neden hani atlama yapar? Genelde ince iğne kullanıyorsanız, siz sürekli ince iş çalışıyorsanız belki ince iğne kullanıyorsunuzdur. 11 numara, 10 numara iğne kullanıyorsanız iğneleri 14 numara takarsanız kalın işe geçtiğiniz zaman atlamayı keseceğini yani tahmin ediyorum. Ondan kesmeyecek olursa şu lüperleri bir gösterelim. Lüper ayarlarını dikkatli bir şekilde yapmanız lazım. Eğer ki boşluklar falan oluştuysa. Bakın. Şurayı yakından alabilirsek aslında. Şurayı bir alalım önce. Rahatça gözüksün diye. Şu pamuğu da alayım ki kameraya net görünsün. Orada şimdi iğne desteklerini ben göstereceğim size. İğne desteklerini gösterebilmemiz için şuradan aslında arkadaşlar iğne desteği diye bahsettiğim şey şu. Sabit bir parça. Bakın vidası burada. Şöyle yakından gösterelim. Üstten gösterelim ki parçanın şeyi gözüksün. Bakın şeyi burada. Vidası burada. Bu vidayı gevşetiyorsunuz. Şu iğne desteğini iğneyi indirelim yavaşça. Şöyle tam iğnenin indiği noktaya bakalım. Bakın iki tane iğne desteği var. İğneler onun arasına giriyor. Hem 5 iplik iğnesi şuradan gösterelim. Şurayı görüyorsunuz. Şu olay var ya lüperin bakın alt kısmında. Şu lüperin alt kısmındaki şuna iğne desteği diyoruz biz. İğneye ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz onun. Bakın iğne hemen hemen sürtecek bu iğne desteklerinin içine giriyor. Böylece kalın işten ince işe geçerken ya da işte diyelim ki kalın işlerde iğnelerde esneme olduğu zaman şu iğne destekleri tutuyor. Şuraya yakından görünüyor değil mi? Şu özellikle cımbızla üstüne dokunduğum şeyler bunlar iğne destekleri. Şu iğne desteği, şu iğne desteği arkadaşlar, şu da iğne desteği. Özellikle bunları iyice yakınlaştıralım. Herkes görebilsin. Şu iğne ile lüper ayarları bakın. Şöyle yakından gösterelim. Özellikle bunların püf noktası şudur. Şu lüper iğne deliği ile lüperin deliği aynı noktaya getirdiğiniz zaman iğne birbirine değmeyecek şekilde bakın. Lüper ayağın arkasında lüper iğnenin arkasından geçerken lüperin deliği ile iğne deliği aynı noktaya geldiği zaman tamamdır ve sürtünmeyecek arkadaşlar. Yani sürtünüyorla sürtünmüyor arasında bir şey öyle düşünün. Sürtünürse çünkü iğneye temas ederse tabii ki iğne de kırar vesaire. Özellikle en hassas noktaları onlar. Bakın tekrar devam edelim. Şu 5 ipliğin şeyine bakalım. Bakın 5 ipliğin lüperini üstten gösterelim. Sanki iğneye çarpıyormuş gibi. Şöyle baktığımız zaman bakın iğne deliğiyle lüperin deliği aynı noktada arkadaşlar. Şu an bakın ağır şekilde oynatıyorum. Şöyle. İğne deliğiyle hem 3 ipliğin hem 5 ipliğin iğne deliğiyle lüper deliği aynı noktaya gelecek ve şu iğne destekleri yerinden oynamadığı zaman o zaman atlama yapmaz. Ve şu noktaya bakalım. Şu 3 ipliğin şeyine bakın. Hemen hemen bakıldığı zaman sanki birbirine sürtünüyormuş gibi bakın. Şurası var ya. Çünkü oradan ipi alıyor ya. Şu alttaki geliyor. Şöyle ipi oradan alır. O lüperden alıyor. Şu lüperden alıyor. Devam ediyor böyle. Bakın. Onların da birbirine böyle boşluk olmaması lazım. Boşluk olduğu zaman atlamalar yapar. Ayar bozukluğu onlardan olur. Önce iyi bir lüper ayarı olması lazım. İyi bir lüper ayarı olabilmesi için de şu şeyi ağır ağır oynatıyorum. Siz izleyin. Eğer lüper ayarınız kaydıysa bunlardan videoyu durdurup izleyip o şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok ağır şekilde oynatıyorum. Yakından alalım. Özellikle iç kısmını. Şöyle şu lüperi görüyorsunuz bakın. Tam nereden çıkıyor? Sanki sürtünüyormuş gibi. Şuraya baktığımız zaman bakın sanki sürtünüyormuş gibi oluyor. Özellikle şu kısmına çok dikkat edin. İğnelerin duruşuyla lüperlerin duruşuna çok dikkat edin. Eğer ki
çok çok yapamayacak olursanız şuradan dişliyi alırsınız. Dişinin vidası burada. Şu dişliyi çıkarırsınız. Oradan lüper ayarı yaparsınız. Tekrar dişliyi takarsınız. Ve daha önceki videodan bir tanesinde de anlatmıştım. Şu 5 iplik olayı var ya. Şimdi bu buraya geldiği zaman şu yarım daire şeklindeki ipi gerdiriyor arkadaşlar. Yukarı doğru çıkarken şöyle bakın. Şu şekilde ne yapıyor? İpi kasıyor. Burası ipi kasarken şöyle ipi gerdirirken bakın iğne mili yukarıdan aşağı doğru iniyor. İkisini aynı anda görebiliyor muyuz? Bakın iğne miline bakın hareketine. İğne milinin hareketine bakın ve buraya bakın. Eğer ayar yapacak olursanız, eğer bunun ayarı kaçtıysa şu vidadan açıyorsunuz. Şu vidadan açıyorsunuz arkadaşlar. Gevşetiyorsunuz. Şunu iğne milini en tepeye getiriyorsunuz. Şöyle en tepedeyken aşağı doğru inmeye başlarken bu da düz olacak. Şu şekilde ayarlarsanız iğne mili de en yukarıdayken ayarlarsanız ama çok hassas bir ayardır. Siz ayarladım dersiniz bir iki tur attırın. İyice emin olun şu olayı yapıp yapmadığından. Ondan sonra emin olduktan sonra ipliğinizi takıp devam edersiniz. O zaman göreceksiniz bu atlama ortadan kalktığını anlarsınız. Arkadaşlar belki hani videoyu tekrar tekrar anlatıyorum ama birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için anlatıyoruz bunu. Teşekkürler izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.